Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Haydarpaşa görmek isteyeceğiz. Resmimizi bugün öğlen çizmeye başladık. İnce detayları ele alacağız. Pencereleri, kalabalık figürleri, birçok detayları tek tek ele alacağız. ...1908 yılında yapılan Haydarpaşa Gölü Alman mimarlar tarafından tasarlanmış. Anadolu'dan kalkan bütün trenler en son İstanbul yolculuğunun son noktası olarak Haydarpaşa'ya gelirmiş. İstanbul için çok önemli bir simge Haydarpaşa. Biz de bu önemli simgeyi kendi gözümüzden yansıyan bir görüntüyle anlatmak istedim. Birçok giriş kapısı ve 100'e yakın penceresi olan bir bina. Düşünün. Muhteşem bir görüntüye sahip. Anadolu'nun son durağı, tren istasyonu olarak Anadolu'nun son durağı ve İstanbul'a ilk ayak basış. Türk filmlerinin de birçoğunda mizansen olmuştur. İstanbul'a girişin simgesi gibi. Osmanlı'nın son döneminde yapılmış olup Cumhuriyet'in de ilk yıllarına bu devlete hizmet eden önemli bir yapı, bir bina. Geçen yıllarda tabi çatısı yanmıştı ve çok üzülmüştük. Fakat bugünlerde onarımı tamamlandı sayılır. Ve yine insanların hizmetine sunuldu. Harika, estetik bir bina. Bir sürü sütunlar, kolonlar, pencereler. Yani özellikle negatif bir görüntü gibi yapmak istedim. Sanki gece karanlığında bir Haydarpaşa düşündük. Gökyüzü kızıl, kırmızı. Arkadaki, uzaktaki binalar ve pencereleri. Bunlar çok uzak binalar. Ve birçok kapı. Buraya bir giriş kapısı daha koyalım. Merdivenlerden inip herkes İstanbul'a, Haydarpaşa'nın merdivenlerinden sonra İstanbul'a adım atar. Harem'de bulunuyor. Yani daha doğrusu Kadıköy'de. Gitmeyenler varsa mutlaka gitmeli. Ahşap kapılar, pencereler. Dimdik bir anıt gibi. Birçok badire atlatmasına rağmen hala günümüzde renk katlanır. İstanbul'da da güzel katlanır. Zamanı gösteren saat. Saati, büyük bir saati. Hemen denize açılan harika bir tren istasyonu düşünüyorum. Buradan insanlar hemen vapurlara binip
karşıya Eminönü'ne ya da Beşiktaş'a gidebiliyor belki. Evet, binalarımızın da pencerelerini koyup uzaktaki yapıları da tamamlayıp resmimizi bitireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.